Merhabalar Peyman Aref, hoş geldiniz yayınımıza. Efendim merhaba, iyi yayınlar. Teşekkür ederim. İran'da ABD seçimleri nasıl takip ediliyor? Yani İran halkı ister halk olsun ister İran devleti olsun gördüğüm kadarıyla çok sık takip ediyor. İran gazeteleri, sosyal medya aynı vaziyette. Çünkü İran'ın kaderine çok etkin bir seçim aslında. Yani Trump yönetiminin devamı takdirde bu yaptırımlar ve zaten İran'ı çöktüren yaptırımlar devam edecek. Aksi takdirde Biden geldiğinde yani vaat etmiş nükleer anlaşmaya geri döndüğü takdirde yani bir ekonomik açılım, siyasi bir açılım söz konusu olabilir. Evet, yaptırımlar Trump'la başlamadı yalnız. Çok uzun yıllardır İran'la ABD karşı karşıya gelmiş olan iki ülke. Çok ciddi diplomatik, askeri, ekonomik ilişkiler var. Biden'ın gelişiyle birlikte nasıl bir beklenti var? Doğru. Yani 1980'den itibaren bu 79'dan itibaren bu yaptırımlar var. Devrimden 10 ay sonra itibariyle. Ama 2015'te o nükleer antlaşma temelli şey oldu. Bunlar askıya alındı. Ve 2015-2017 arasında İran'da yani çok dev bir iki rakamlık ekonomik büyüme söz konusu oldu. Dolayısıyla orta sınıfın güçlenmesi ve demokratik taleplerin tırmanmasıyla yani toplum bir açılışa doğru gitmiş oldu. Ama maalesef Mayıs 2018'den itibaren Trump nükleer anlaşmadan çıkmasıyla birlikte sadece yaptırımlar değil, şöyle diyelim ya 2018'den itibaren bir ekonomik bir savaş içindeyiz biz. 2018'den bu tarafa yani orta sınıf çökmüş hale geldi maalesef. Otoriterlik tırmandı. Rejim çok güçlendi. Ve böyle yani muhalefet yani bunun etkisi en fazla muhalefet ve orta sınıfa oldu. Şöyle diyelim. Ve maalesef Trump İran demokrasi getireceğiz vaadiyle İran'da demokrasini geriletmeye doğru götürdü. Gerilettirdi. Muhalefetin etkilendiğini söylediniz. Orta sınıflardan biraz söz ettiniz ama muhalefeti de etkilediğini söylediniz Trump yönetiminin. Ne yönde etkileme oldu? Bakın size bir örnek olarak mesela bir şey söyleyeceğim. Önceden İran muhalefeti ülkeni terk etmek zorunda kaldığı zaman ister mesela Türkiye'ye kaçtığında veya başka bir ülkeye Amerika en fazla 1 sene, 1,5 sene içinde oturum verip ve bir muhalif gazeteci diyelim veya aktivist diyelim Amerika'ya gidiyor haldeydi aslında. Şimdi 2017, yani Ocak 21 Ocak 2017'de Trump Beyaz Saray'a girdiği andan 2 gün sonra o travel ban dediğimiz yani seyahat yasağı hükmünü, kararnamesini imzalamasıyla hiçbir İran vatandaşı Amerika'ya giremiyor. İran vatandaşı dediğimizde de muhalefet veya rejim yanlısına da bile bakılmıyor. Dolayısıyla yani ben bir muhalefeti destekleme gibi bir şey de görmedim 4 senede. Ve ondan fazla orta sınıfa böyle yaptırım yoluyla baskı yapmakla, orta sınıfı fakirleştirmekle, orta sınıfı hatta kaldırmakla yani daha demokrasi ve demokratik istekler söz konusu değil. Şimdi açlık meselesidir. Bu çok açık ortada altını çizerek söylüyorum. Ve bu strateji Pompeo'nun özellikle stratejisi de şöyle,
İran halkına yaptırım yoluyla açlık verelim, ayağa kalksın. Yani çok gayri insani bir uygulama aslında. Ve bir sonuca da varamadı. Sadece rejim ve otoriterlik tırmanmış oldu, artmış oldu. Onun dışında ben İran'ın demokrasisine hiçbir faydasının olduğunu inanmıyorum. Evet, hem halkın hem de iktidarın yakından takip ettiğini söylüyorsunuz seçimleri. Peki sonuçlar açısından bakacak olursak bu süreçten sonra Trump kazanırsa ne olur İran için, Biden kazanırsa ne olur? Beklentiler, öngörüler ne yönde? Trump kazandığında kendisinin söylediği gibi İran rejimiyle müzakere ve bir türlü anlaşmaya çok ihtiyaç duyuyor. İnsan hakları gibi meselelerde hiç söz konusu değil. Yani baktığınızda şu anda Afganistan'da mesela Trump yönetimi kimiyle anlaşıyor? Taliban'la. Taliban dediğimiz yani İslamcılığın en fanatik yönü, en fanatik yüzü. Taliban'la bile anlaşıyor. Veya Suudi Arabistan en yakın ortağı. Suudi Arabistan Taliban'dan bile fanatik. Yani insan hakları, bilmem kadın hakları hiç söz konusu değil. Hatta kendi toplumunda bile değil. Şimdi siz bakın Amerika'nın iç siyasetinde kadın haklarının ne kadar gerilemesi, insan haklarının ne kadar gerilemesi ve zaten progresif kesime bir karşıtlığı söz konusu aslında Trump yönetiminin. İran'da aynı, yani Trump yönetimi rejimle insan hakları, demokrasi ve demokratik talepler hiç söz konusu olmadan bir antlaşmaya doğru gidecek ve bu demokrasinin daha gerilemesine sonuçlanacak. Ama Biden ve Demokrat Parti zaten her zamanki gibi insan haklarından ve insan hakları politikasından yana olduğundan dolayı ve demokratik taleplerde yani böyle bir öngörümüz mümkün. İran rejimiyle nükleer anlaşmaya dönmekle beraber insan hakları ve demokratik taleplerde bir öncelik bulacak ve bu şeyde de bu kriterlerde de bir ilerleme görebileceğiz. Evet, Biden kazanırsa ne olur? Beklentiler ve öngörüler ne yönde? Biden kazandığında arz ettiğim gibi orta sınıfın güçlenmesi, muhalefetin güçlenmesi, insan hakları politikası, insan hakları temelli bir politika, demokrasi temelli bir politika ve yani sadece yaptırımların kaldırılması değil, demokratik kriterler açısından da bir ilerleme mümkün aslında. Evet, İran halkı böyle bakıyor diyorsunuz. Çok teşekkür ediyoruz size yayınımıza katıldığınız için. Çok sağ olun, iyi yayınlar dilerim.